Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yazarımız Seçkin Aydın Arık arkadaşlar. Önemli bir yazı kalemi aldı. Yılların sendikacısı, yılların işçi savunucusu Seçkin abimize buradan selamlar gönderiyoruz. Yazısını sizlere videolaştırmak istedik. Yine önemli bir yazı yazdı. Seçkin abimizin yazılarını arkadaşlar okumak isterseniz videonun altına linkini koydum. Memurlar köşesinde yazılarına devam ediyor arkadaşlar. Anayasa Mahkemesi'nin dayanışma aidatı ile ilgili karar hakkında örnekli açıklamalar demiş yazısında. Anayasa Mahkemesi'nin dayanışma aidatı ile ilgili karar hakkında örnekli açıklamalar. Sözleşme görüşmeleri devam eder kuruluşlardan çalışan arkadaşlar karar verirken dikkat etsinler demiş arkadaşlar. Anayasa Mahkemesi'nin 3 Mart 2020 tarihli resmi gazetede yayınlanan kararında 6356 sayılı sendikalar ve toplu sözleşmesi kanununun 39. maddesinin 4 numaralı fıkrasının 4. cümlesinin iptaline karar verilmişti. Hatırlarsınız arkadaşlar biz de bunu yaklaşık bir 2 ay önce videolaştırmıştık. İptal edilen cümle imza tarihinden önceki talepler imza tarihi itibariyle hüküm doğurur. Öncelikle üyelik ve dayanışma aidatları nedir? İş yerinde imzalanan toplu sözleşmesinden üye olarak yararlanıldığı gibi yetkili sendikaya dayanışma aidatı ödeyerek de yararlanabilir. Üyelikte ve dayanışma aidatları sendikaların tüzüklerinde belirlenir. Dayanışma aidatı üyelik aidatından fazla olamaz. Dayanışma dilekçesi sendikaya değil iş yerine verilir. Üyelik ve dayanışma aidatları yetkili sendikaya ödenir. Dayanışma aidatının devlete verildiği gibi yanlış yorum yapanlar var. Sendikadan istifa edilmesine rağmen üyelik bir ay daha geçerlidir ve bir ay içinde daha üyelik aidatı kesilir. Bakın arkadaşlar çok önemli bilgiler vermiş Seçkin abimiz. Toplu sözleşmesinden ve TİS farklarından yararlanma durumları. Öncelikle Anayasa Mahkemesi kararından önceki durumu değerlendirelim. Örneğimiz 31.12.2020 tarihinde bir, süresi biten bir sözleşme olsun. A sendikası yetkili görüşmeler devam ediyor ve 1 Haziran 2021'de imzalanacak. 1. A sendikasına 1 Ocak 2020'de üye olan ve imza tarihinde üyeliği devam eden işçi 1 Ocak 1 Haziran arası TİS farklarını tam alır. Bu işçiden üyelik aidatları 1 Ocak'tan itibaren kesilmektedir. 2. A sendikasına 1 Ocak 2020'de üye olmayan ancak 1 Haziran'dan önce örneğin 31 Mayıs'ta üye olan işçi de 1 Ocak 1 Haziran arası tis farklarını tam alır. Geriye dönük 1 Ocak'tan itibaren aidat kesilerek. 3. A sendikasına üye olmayan işçi eğer 31 2020'de biten sözleşmeden dayanışma aidatı ödeyerek yararlandıysa 1 Ocak'tan itibaren bu işçiden dayanışma aidatı kesilmesi yasal değildir. 4. Bu işçi 1 Ocak'tan itibaren dayanışma aidatı dilekçesi verse bile dilekçe ancak 1 Haziran'dan sonra işleme alınıyordu. Çünkü henüz yeni sözleşme imzalanmamıştı. Dolayısıyla bu işçi 1 Ocak 1 Haziran arası tis farkı alamıyordu. Anayasa Mahkemesi'nin kararından sonraki durumu değerlendirelim. 1. Yukarıdaki açıklamalarımızın 1 ve 2 nolu bentlerinde bir değişiklik yoktur. 2. Anayasa Mahkemesi kararı dayanışma dilekçesinin talep tarihinden sonra hemen ge geçerli olacağını kabul etmiştir. Ancak Mahkeme kararı 3 Mart 2020'de yayınlanmış ve geriye gitmemektedir. 3. 3 Mart 2020 tarihinde itibaren verilecek dayanışma dilekçeleri hemen hüküm doğuracaktır. İş yerlerine dayanışma dilekçesi vermek aynı zamanda benim ücretimden dayanışma aidatı kes anlamına gelir. Ve işveren de TİS imzalanmamış olsa dahi dayanışma aidatı kesecektir. 4. Dayanışma ait dilekçesi 3 Mart 2021'de verildiği için 3 Mart 1 Haziran arası tis farkları alınabilecektir. Ancak 1 Ocak 2 Mart arası tis farkları alınamayacaktır. Bu noktada şöyle bir tehlike daha öngörüyorum. 2019'da imzalanan toplu sözleşmelerinde şöyle bir düzenleme vardı. A. iyileştirme. 1-1-2019 tarihinde iş yerlerinde çalışmakta olan işçilerden... 1-1-2019 tarih itibariyle günlük bir çıplak ücretleri 116 lira 67 kuruş TL gününün altında olanların günlük bir çıplak ücretlerine 116 lira 67 kuruş TL gün geçmemek üzere 5 TL gün iyileştirme yapılacaktır. B. Birinci yıl birinci altı ay zam mı? 1, 1 2019 tarihinde iş çalışmakta olan işçilerin 1, -1 -2019 tarih itibariyle almakta oldukları günlük bir ücretlerine, iyileştirmeden yararlanan işlerin A fıkrası ile oluşan ücretlerine 1, -1 -2019 tarihinden geçerli olmak üzere %8 oranında zam yapılacaktır. Eğer 2021-2023 sözleşmesinde 1 Ocak 2021 tarihindeki ücret zammı maddesi aynı şekilde yazılırsa, 1 Ocak 2021'de iyileştirme olursa bu iyileştirmenin ve birinci 6 ay zammının 3 Mart 2021 tarihinde dayanışma dilekçesi veren işçiye uygulanmama durumu ile karşılaşılabilir. Maddede her ne kadar çalışan işçi olarak yazsa da bu yazıdan dolayı toplu sözleşmesinden yararlanan işçi olarak anlam çıkarılmalıdır. 6. Dayanışma dilekçesini 1 Ocak 2021'de veren işçinin durumu ne olacaktır? Bu durum tartışmalıdır. Dayanışma dilekçesinin verildiği 1 Ocak 2020'de iptal edilen cümle yürürlükteydi. Anayasa Mahkemesi kararı geri yürümeyeceği için 1 Ocak 2021'de dilekçe veren işçinin dayanışma dilekçesi 3 Mart 2021 tarihi itibariyle geçerli olacaktır kanaatindeyim. Yukarıda izah etmeye çalıştığım gibi Anayasa Mahkemesi'nin kararı sözleşme görüşmeleri devam eden kuruluşlar için karmaşaya yol açacağı yönündedir. Sözleşme görüşmeleri devam eden kuruluşlarda çalışan işçilerin ilk defa TİS imzalanacak kurumlar da dahil yetkili sendikaya imza tarihinden önce üye olarak yürürlük başlangıç tarihinden itibaren TİS farklarından yararlanmaları daha gerçekçi bir gibi durmaktadır. Toplu iş sözleşmeleri imzalandıktan sonra ise dayanışma dilekçesiyle toplu iş sözleşmesindeki hakları aynen almalarına bir yasal engel bulunmamaktadır. Eski sözleşmeleri 3 Mart 2021'den sonra biten kurumlarda çalışanlar ise hemen dayanışma dilekçesi vermeleri halinde toplu iş sözleşmesi imzalandığında geri dönük farkları alabileceklerdir. Yürürlük başlangıcına göre her sözleşmesinin durumunun ayrı ayrı değerlendirmesinde fayda var. 6356 sayılı kanun 39 bölü 2 maddesi aşağıda şekilde değiştirilirse problem çözülür düşüncesindeyim. Toplu iş sözleşmesinden, sözleşmenin imzalanması tarihinden taraf sendikaya üye olanlar ve dayanışma dilekçesi verenler yürürlük tarihinden, imza tarihine sonra üye olanlar ise üyeliklerin taraf içi sendikasınca işverene bildirildiği tarihte itibaren yararlanır. Bu durumda yürürlük ile imza tarihi arasında üyelik ve dayanışma aidat ödenmesi gerekir. Ayrıca 6356 sayılı 4 fıkranın da yeniden düzenlemesi iyi olacaktır. Evet arkadaşlar yılların sendikacısı 10 yıllardır sendikada, sendikada, yöneticilik yapan Seçkin abimizin yazısını sizlere sunduk. Seçkin abimize soru sormak isterseniz arkadaşlar videonun altına linkini koydum. Bu yazıya ulaşabilirsiniz. Bu yazının altında yorum ekle kısmı var. Yorum ekleye basarak Seçkin abimize sorularınızı sorun. Size elinden geldiğince yanıtlayacaktır diye düşünüyorum. Memurlar web sitesinden kamu işçileri adına önemli bulduğumuz isimlere yer vermeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bu ilk isim Seçkin abimiz oldu. Kendisine buradan tekrardan Memurlar Haber Komu'na hoş geldin diyorum. Memurlar Haber YouTube kanalından kendisinin videolarını yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar Seçkin Bey'e sorularınız varsa videonun altına linki var tıklayıp web sitemize gelin yazın altına yorumunuzu yazın arkadaşlar muhtemelen cevaplayacaktır. Seçkin Bey'e tekrardan teşekkür ediyoruz bu güzel yazı için. Bu serileri devam edeceğiz arkadaşlar. Videonun altına sorularınızı, yorumlarınızı yazın. Biz elimizden geldiğince kamudaki bilindik simaları köşemizi açmaya devam edeceğiz. Onların yazılarını videolaştırmaya devam edeceğiz. Eğer siz de memurlarhaber.com web sitesinde yazı yazmak isterseniz arkadaşlar videonun altından linkten bize ulaşın kısmından ya da mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz. Sizlere köşe yazısı olarak köşelerimizi açabiliriz bilginiz olsun. Ayrıca son bir şey memurlarhaber.com web sitesinde arkadaşlar çok fazla iş ilanı var. Bakın birçok kamu kurumu iş ilanı yayınladı. Bunların hepsi aktiftir, günceldir. Eğer sağda solda işiyle arayan bir arkadaşınız, eşiniz, dostunuz, ahbabınız, çocuğunuz varsa memurlarabir.com web sitesini her gün ziyaret ediniz. Çok fazla iş ilanı var. Bakın bunların hepsi son 3 ya da 4 günde girdiğimiz iş ilanlarıdır. Biz devamlı iş ilanlarına girmeye devam ediyoruz. Dediğim gibi iş arayanlar varsa memurlarabir.com web sitesini ziyaret ediniz. Sık sık çok fazla iş ilanı var hepsini elinde sonunda iş bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Memurlar haberi ziyaret ederek cep uygulamamızı indirebilirsiniz. Cep uygulamamızda videonun altında linki var. Cep telefonlarınıza ücretsiz olarak bu girdiğimiz iş ilanlarına bildirim atıyoruz arkadaşlar. Evet videomuz dolu dolu geçtiğini düşünüyorum. Sorularınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanala abone olup bildirimizi açın ki hiçbir özel gelişmeyi kaçırmazsınız arkadaşlar. Türkiye'nin en iyi YouTube kanalındasınız. Kamışlar adına 100 bin abone olalım. Ankara'ya sesimizi gümbür gümbür duyuralım diyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.